Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Ebi sucuğunuz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ama Efe, az gelsene oğlum. Abi kamerayı ayarlayamadım ben. Sefalar getirdiniz canlar. Kanalıma, evime. Bir telefon burada, bir deniyor da bundan çekim yapmayalım canlarım. Efe gelsin de kameramı bir ayarlayalım, bir durdursun onu. Gel oğlum. Gel, görünmüyorsun, gel, bir şey olmaz. Görün mü? Hey Allah'ım, korkar. Biri çekilmek istiyor, biri istemiyor. Nasıl ayarlayalım? Bir durdurun anneciğim. Kapat. Ha, bu kadar ayarlayabildik canlar. Yoğun bir temponun ardından. Böyle canlarım, ben bunları hep ağaçlardan topladım. Zaten gördünüz. Böyle ağaçlara sarmışlar, gitmişler. Rabbim vermiş çok şükür adına. Şöyle canlarım. Fasulyemi güya bu akşam kıracağım ama kırabildiğim kadar, çünkü saat 8'e çeyrek var akşam. Şurada canlarım tohumlarımı koyarım şuraya. Buraya şöyle turşuluğumu koyarım, seçerim. Buraya da kaç çeşit yaparım. Fasulye yemekliğimi kırarım. Gene sizden bunları haşlayıp canlarım dolaba koyarım. Fasulyeyi nasip olursa. Şöyle turşulukları ayırırım. Diyorum ya, bunları sonradan dikteydim ya bir tarafı patateslerin yerine. Normalde soğuktan olmay ama ben gene dedim Allah büyük. Rabbim o tarafı vermiş. Çok şükür adına. Az çok bu sene gene epey aldık. Çok şükür. Allah'ım sağlıklı güle güle kışlıklarımızı yemeyi nasip etsin. Herkese, bana da Rabbim. Sonradan fasulyeler yani güzel oldular. Vallahi 5 kiloluk bir turşu yaptıydık canlar. Onu biz bitirdik. Erdoğan da maşallah güzel turşu kavurması iyi yani. Turşularım da ama çok güzel oldu. Şöyle canlar. İçin ne olacağını alayım. Böyle fasulyenin sonu ya. Taneli taneli, taneli oluyor da yemeğe. Kim verirse, kimse de vermez. Biri de sana artık bir şey verdi mi, ona gebe kalıyorsun canlar. Tabii ki herkes için geçerli değil de, insanlar şimdi verilene bile nankörlük yapaylar. Vallahi ben şimdi bunu birine vermeye de korkarım. Der ki tarlanın iyisini yedi de sonunu bana verdi. Çekeyim ha, çekeyim. Her yere millet şimdi bir kup buluyor. En iyisi mi? Yapayım da tabii dolaba, boş ver. Şöyle canlar. Bu turşu da olmaz. Bundan yemek olur. İçine alacağım mı? Kartlılar. Kartlayanların canlar içine alıyorum. Bakarım ama ermemiş tohum değil. Onu bırakıyorum. Şunları zaten bilerek kendim biliyorsunuz tohum bıraktıydım. Seneye yağ nasip. Arada kafamda karışıydı. Ama bunu da böyle canları yapmasam, bitiremesem yarına kırarım. Yarına turşumu da yapıp yığmam lazım. Sizlerle beraber Allah nasip ederse onu da yapayım. Aslında var ya, buraya oturdum, heves ettim. Dedim bileme kırayım, kakayım. Ondan sonra dedim çocukları yatırırım. Sonra bu da aycık gördüğünüz kırdım. Sonra dedim ki dur çekeyim bir video. Biraz da çekindim, sadece fasulye kıracağım, sohbet edeceğim diye. Acaba dedim sıkılır mısınız, darlanır mısınız? Dedim darlanayım, o zaman izlemez, ne yapayım dedim. Zorlan kimseyi izletmiyorum canlar. Videolarımı da beğenmeyi unutmayın canlarım. Beğeniye de basın dedim mi, kimilerinin karnı ağrıyor ki niye değilsin diye. Vallahi aklıma geldikçe diyorum. Kim ne derse desin. Kimi diyor ki Almanya'dasın, senin buna ihtiyacın mı var? Vallahi Almanya'dayım, benim buna ihtiyacım video çekmeye yoksa, o zaman affedersiniz de burada da işe gitmememiz lazım. Bu da benim işim canlarım, bu benim zaten, ben video çekerim diye fasulye yemiyorum ya. Ne alakası var yani, ben buraya Almanya'ya geldim geleli ben ekiyorum tikiyorum, ben video çekerim diye mi
tarla yaparım. Ben tarlayı babamın evinde de yapardım. Eşimin evinde de yaparım. Severim de yaparım. Benim orası hayat kaynağım. O bahçe benim sağ kolum. Benim terapi yerim. Herkes iyi depresyon ilacı. %90'ımız Türkiye'de. Ben de depresyon ilacımı tarlada yerim. Orası benim depresyon yerim. Burada çıkarım depresyondan. Adamlar işleri canlar hep boş. Hepsini topladım bahçedekileri. 2-3 çubukta dedim ya toplarken, ha bura olursa olur dedim tohum. Olmazsa dedim olmaz. Zeynep. Zeynep ağlıyor mu gene avran, yok da? Çok mu? Çok değil. Zeynep'in daha oraya havrası teyzeleri. Acı niye? Havrası. Havra böbrek mi oluyor acaba? Takıldı kafamı. 2-3 günü diye bak. Bak dirimle ağrımaydı. Dedi ki ara sıra vuruyor ağrısı. Evde biri hasta oldu mu benim tansiyonlarım çıkıyor. Rabbim şifa versin herkese. Ha, bu da şey. Siz olsanız burada böyle 5 dakikada yaparım bu. İyi gidiyorsun. Melek ablam seyretiyor mu beni bilmiyorum. Bu da işten güçten gözünü açamıyor. İyi bunun canlarını. Ondan sonra cime. O akşam Melek ablam mı geldiydi acaba Melek ablama da? Şeker fasulyesi topladıydık o günü. Galiba o akşamı da Melek ablam geldiydi diye hatırlıyorum Melek ablama oturma. Sabahsı da salı günlerden, öyle hatırlayalım. O kadar bir yok şeker fasulyesi topladık ki. Gel sabaha kadar o akşam onu açacaktık tanesine bile. Taneliciydi bunu canlar. Pazarda satmaya yollayacaktık. Sabahla salı pazarına yollayacaktık. E bok canlı oturduk. Yedik, içtik çayımızı, pastamızı. Yattık aşağı saat 3.30. 5'te de şuraların fasulyeyi alıp çarşıya gidecek. Verecek onu ablasına mı birine vereyim de sataylar orada da. Yattım aşağı. Ahmet'e dedim, Ahmet sen git yat teyzesi dedim. Ali Eşer yattı. Mustafa yattı ama daha kimse uyumadı. Melek ablam da çıktı üstüne. Kabinlerinden üste çıkacak. Kendi katına çıkacak. Ya altı kendi katı değil. Bak benim de delil ama geldi benim katım. Tamamen sahiplendim buraya yani. Hiç sıkıntı yok. Ondan sonra cime şey. Siz söyleyin. O da kabinlerin anahtarlarını, telefonunu alayım. Bir kat temiz kıyafet alayım iste giderken ayarlanıyor da Meram yani. Ben yattım aşağı, uşaklar uyuyordu. Oo dedim, biz paklayı unuttuk dedim. Ali Eşer bizim odada yatıyor. Ali Eşer dedim, ula kalk biz paklayı unuttuk dedim. Babam bileme sonra gelecek pakla alacak dedim ona. Ya satacağını dokunu dedim. Ah güle 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 her fasulye toplarken aklıma geldi. Bastım bağırdım dedim, abo sakın dedim gitme dedim üstüne dedim. Biz paklayı kırdık mı dedim. Oo Filiz bırak dedi, geç öldü kızım saat 4'e geleyi dedi. Ne paklayı dedim, abo yok. Ali Eşer, Mustafa, Ahmet hep kadına ya dedim. Hep sus kadına paklayı hemen dedim danelleyelim. Az da yok ya 2-3 sepet var orada. Biri diyor belki Filiz teyze sen deli misin dedim, oğlum bak. Ben bugün desem ki abi evi baştan aşağı ama eğer gücüm varsa, gücüm yoksa hiç kolumu kaldırmam. Bak şimdi ben şimdi bugün abi evi süpüreceğim diyelim de. Gücüm varsa canlar süpüreceğim. Ama 5 dakika da 5 dakika. Gücüm yok da 5 dakikalık iş var burada. 1 saniyelik de olsa yapamaysam yapamayırım. Öyle de bak der söz var ki mesela hep yazar söz var. Filiz maşallah işte ara gibisin durmaysın. Ama canlarım, tavırda iki tane bulaşığı makineye koyamadığım anda var yani. Öyle diyeyim size. Neyse, uşaklara dedim oğlum, ya bana yardım atın. Ya yatmağa gidin, yatın aşağı. Ben bunu babana gitmese kendime gideceğim çarşıya. Çünkü annem buna çok emek verdi. Topladık, geldik. Bizim yüzümüzden burada oturdu aşağıda. Bunu da unuttuk. Şimdi ben bunu kendi hatam olarak görüyorum. Niye bilmiyorum.
Bunu kıracağım, ayıtlayacağım, yollayacağım dedim. Siz de isterseniz yardım edin, istemiyorsanız etme. Dedi teyze biz seneye bizi yani. Seni burada bırakıp da yatamazdım ki dedi. Abam geldi, öyle böyle. Ufaklar biz sabaha yetiştirdik enişteme. Ama gülmekten öldük diye bir gün sonra gelemiyorduk yanımıza uykudan. Seni duyduk karılara, melek abamın kahvesine. Abam dedi ki Filiz, hep senin yüzünden diye zombi gibi çıktım diye bize ayağı diye, gay bana seni hadi. Dursa ne olur dedi. Dedim bak fena mı? Şimdi o da öyle, melek abam da öyle. Pakla topla değil mi? Dedi ki Filiz, sabah akşam hatırlayır mısın diye. Melek abam gittiydi, o ucuz kurtuldu. Öyle geldi bay yani, o da bizlerle de o günü sen o toplamadıydı, o geç geldiydi. Ceren onunla geldiydi. Öyle hatırlarım çünkü hep beraber oturduyduk. La ilahe illallah. Anı geldi yani. Vallahi anı geldi. Anılar şimdi gözümde canlandılar. Bunu kaç parça ediyoruz? 1, 2, 3. 3 parça ediyoruz bunu canımız. Bakın ablacıkları. Tele yok, bu şekli yok. Turşulu, pakla işte. Tohumlar bu tarafa. Yemekler bu tarafa. Fasulyenin sesini duyar mısınız canlarım? Zeynep Aycık kız anneciğim, video çekiyorum bebeğim. Tamam, bu senin ağzını yiyeyim be minik kuş. Anne, Efe yemeğini yedin mi oğlum? Ya. Afiyet olsun paşa. Patlı da kaç çeşit var? Kiminki kimin bilmiyorum ama dedim ya, Elif'imin ablası verdiydi bana, Elif katı değildi. Hangisi hangisinin bilmiyorum ama Allah razı olsun hepsinden. Ne oldu Efe? Ne ne de bana bakayım ne yaparsa. Ne diyeyim işte şimdi burada bilmiyorum. Bunu da bilemedim şimdi. Niye koyuyorsun Efe? O zaman koyuyor şeye, masana koy. He? Egal işte, egal. Dolduruyorsunlar önüne, o da istemiyor. Efe'nin bir huyu var canlarım. Ayşe yemek verdim bunu, maçtan geldi, yedi. Yıkadım ikisini de. Kendi masasına bir şey koymay. Mesela tabak olsun, başka bir şeyler olsun. Dolduruyorlar Zeynep'in masasına. O da diyor ki, sen ben masama niye koyarsınlar? Yanında o güne koy. Kumalar değişiyor, kumalar. Kumalar. Bazen bayılıyor bunların kavgasını izlemeye. Çok hoşuma gidiyor. Bazen sinirlatıyla beni. Hiç uyumaylar aynı odada canlar. Hiç. Erkek lan kız öldü mü işte sıkıntı oluyor. Hayırlısı bakalım. Ben herhalde sabaha kadar buradayım öyle ya. Bunlar aynı abla olduğu gibi bırakacağım ha. En çok sevdiğim fasulye tarla soyunu. Ha bunları çuvalla toplardık. Çuvalla kaç çuval. Değil mi pamuk? Ama biz de o zaman annemin evindeyken şey yoktu ya eskiden. Derin dondurucuyu çok sonra aldıydım. Rüya basatardı onu. Kendininkini altta komşumuz. Ondan aldıydık. Ama evlenmeye yakın yani. Önceden yoktu, hep konserve yapardık böyle fasulyeleri. Domatesli, şey, biberli. Hep konserve yapardık.
Yapardık değil, yapardım. Yapardık ne? Tabi fasulyeye bayılırım ha bunu abi. Tam turşulu be. Ha oraya eğildi mi belim ağrıyor. Abi dizime bakalım da içi boş. Koyu koyu. Bu sene tatlı Türkiye'de de hiç yok idi. Gene yok mu acaba ne bileyim. Ben çok severim güz fasulyesini. Ha böyle olayı da güz fasulyesi. Ha böyle ha böyle. Şey hep birazcık da taneli olacak. Az bir şey taneli. Onu düdük bu sert olur. Telli olur ama çok güzel yani. Onu her insanda her adamda onu becerir de pişiremez. Yani biraz zor pişer o. Onu kemikli kaburga etinden pişireceğim. Kuşbaşı etle doluydu. Ben kemikli, yağsız kemikli etle severim bunu. O kadar güzel olur ki böyle lezzetli olur çok. Çok onun turşusu da çok güzel oluyor. Güzlük yani. Güz fasulyesi o canlar. Ha şimdi galiba o tarlada ölmüş oluyor yani. Ha şimdi bence vardır. Zaman demedi. Unuttum. Burada olmaz ya. Buraya diktiğimiz yok. Zamanında unuttum ama şey tütünlerin beşine ekiliyor. Ha şimdi o zaman ekelim. Çünkü ben izindeyken tütün kırdıydılar köyde de. Babamın orada. O zaman ha şimdi zamanı o zaman. Yani tarlada olmak üzere olmaları lazım. Öyle tahmin ediyorum. Ama çok seviyorum onu. Ben severim sebzeyi canlar. Sebzenin her şeysini patlıcanı, biberi, kabağı, ondan sonra kabak kızartmasını, dolma biberini. Ne bileyim sevmem ne biliyor musun? Karnabahar, enginar. Daha bir tane daha yeşil vardı ya. Karnabahar benziyordu. Brokoli. Bunları da niye sevmem? Çünkü babamızın evinde öyle bir şey yemedik. Buraya geldik gördük bunları. Sonradan görme de olmay. Damağımızın tadına uymay. Ama ben yeşillu, pazi, lanay çok severim. Allah da çok şükürler olsun. Burada da az biraz kiralıkta olsa bahçemiz var. Gene hiçbir şeyden mahrum kalmayırız. Yapma da yapayırız. Bana yazarsınız, çiziyorsunuz, Almancısın tarla yaparsın, Almancısın fasulye şey, tikiyorsun, Almancısın biber tikiyorsun, Almancı, takdir adımızı Almancı. Kendi kendinize yazı çiziyorsunuz ama şimdi bayağı imrenliyorsunuz değil mi? Zengin adam fasulye yemiyor mu canlar? Bulsa bile organik de yazı. Ve siz yazın, ben size hiç takılmıyorum eskiden idi. Vallahi. Ha bunları alabilir misiniz paralı? Hadi bulun da alıp bakayım bunları o bana yazanlar. Ya bulamazsınız. Gideyim. Ben buraya yeni gelin geldim. Geçen abi kapıda Nazmiye bunlara mı ne anlattım onu. Doğru burada anlattım. Bir haftalık evliyim. Bir haftalık 10 günlük işte yokum. Çünkü ben evlendim canlar. 8. ayın 30'unda düğünüm oldu benim burada. 2009 senesinde mi ne? Sabahı Ramazan idi bak. O gece evlendiğim gece sabahı Ramazan idi. Bir haftalık işte evli vardım. Yokudum gittik alışverişe. İlk alışverişe buraya Tantaş'a gittik. Yani Ramazanlık dedik alalım. Eksumuzu görelim iyicene. Tabii benim o zamanlar hiç burada durma ne şeyim kafam var, ne bedenim var. İş burada, ruhum burada, bedenim burada, ruhum anam babamın kardeşlerimin yanında. Neyse, tabi çaktıma da çaktım ayrım ama kendi kendimi de yiyorum o zamanlar. Ondan sonra cime ne başvuruza artırım.
Gittik Tansaş'a alışverişe canlarım. Ramazan alışverişine gittik. Ey Allah'ım ya Rabbim, biz alışveriş ne de bilmiyoruz ki. Alışveriş bizim için sadece bakkal. Yani sebze, ben hayatta sebze alacağım. Biz ne alırdık? Ben 19 yaşında canlarım evlendim. Ne alırdık? Şeker, kuru bir şey yani. Şeker, tuz, pirinç, bunları alırdık. Bunları bir getirdi babam, bunları da almaz da gitmezdi. Ben bir salı günü çarşıya gittim. Giderdik gezmeye de hep abine çekişti, hoş yollamazdı ki bize annem. Nereye yollayabilir hiçbir yeri. Çarşıya gittim. Babam da çalışıyor. Şimdi isim vermeyeyim burada. Onlar da izliyordur kesin. O kadara kendilerinin isimlerini zikretmek istemiyorum çünkü. Markette çalışıyor bu. Ben de gittim babamın yanına markete. Konudan konuya atlarım ama burayı anlatmam lazım ki bir tarafı anlayın. Gittim markete canlar. Orada bir akraba gördü beni. Etti abim. Senin dedi burada ne işin var dedi. Senin burada ne işin var dedi. Kız kısmı dedi. Babam da yanında. Bak babacığım ağzını açma. Babam da böyle bakar yana. Kız kısmı dedi. Salı günü dedi. Çarşıya gel mi dedi. Koca arama mı geliyorsun çarşıya dedi. Doğru eve dedi. Doğru eve. Ah ben bir utandım. Varım ama. Gene 17 yaşında varım. Bir utandım. Niye utandım? Babamın yanındayım diye utandım. Ama biz de onları seviyorum. Abi gibi yani. Onların kelimeleri bizim için, benim de abim yok ya, biz 4 kız, erkek kardeşim de yok, abim de yok canlar. Yeni gelene hoş geldiniz, sefa geldiniz, belki bilmiyorsunuz. Bir utandım, bu utandım, baktım babamın gözüne, babam da ne diyecek, diyemez var ya, dur diye dedi, uşağım git sen dedi. Dedi ki bugün git dedi, o bana diyen. Bugün git dedi, yarın gel, yarın dedi, bugün salı dedi, salı gün çarşıya gelene dedi, derine ki dedi, koca aramaya geliyor. Utandım tabi. Bindim arabaya, geldim eve. Dedi annem niye geldin dedi. Dedim anne böyle böyle dedi. Dedi olsun şu an otur sonra gidersin dedi. Annemin de cennem yok. Annem de aynı öyle düşünüyor çünkü. O zamanlar. Koca araba meselesi için değil de kız kısmı çarşıya gitmez diye düşünüyor. Öyleydi canlarım. Biz denizin kenarında evimiz, görüyorsunuz. Denize ancak 100 adım yok. Biz denize gidelim de yüzelim. Bir kere gittik Vilden, Beyan. Kaçtık gittik, onunla giderdiler. Arkadaşım Vilden, komşumuzdan. Komşumuz. Komşumuzun kızı diyeyim size. Gittik. Babacan, annem yarım saat sonra geldi. Hiç denizi görmüyor annem. Deniz kenarında bizi buldu. Evimizin dibine gittik. Anne niye geldin? Denize de gidiyoruz. Abla gaza. Altta eşortman öyle. Anne niye geldin? Dedi ki kız kısmı denize girmez dedi. Doğru eve dedi. Şimdi bir yere gittim. Dile bak Filiz, denizde büyüdün. Sen Karadeniz kızısın. Cabbarsın. Senin gibi kız niye yüzmeye bilmeyecek? Gomazile gibisin. Ama anneciğimin buradan ellerini öpüyorum. Kötü mü yaptı? Her zaman büyütüyorum ona. Ha, biraz fazla sıkıştırıldık ama. Öyle de yapmasaydı bana kim bilir ne yapacaktık. Anladınız mı canlar? Biz annemizi babamızı, biz 4 kız, biz dinlerdik. Şimdikiler dinlemiyor. Çoğu dinlemiyor. Gene ayrıntılar istisnalı kaydı bozmaz ya. Ama çoğu dinlemiyor yani. Biz korkardık. Gitseydim belki demeden. Annem beni mi bulacaktı? Babam haberi mi olacaktı? Yok. Onlar işteyken ben istediğimi yapardım. Hiç de gıklar da duymazdı. Ama biz dinlerdik, biz bilirdik ki annem babam neye kızar, neye kızmaz diye. Çekinirdik. Benim için biri bir şey dese mesela bir arkadaşım dese ki Filiz, Felancı Uşak dedi ki, ben o kızı çok beğendim. Mesela eskilerden. Versin bana telefonunu bilmem ne, konuşmak isterim onunla. Hemen babama dedim, baba felanca abone demiş ya benim için, senin arkadaşın mesela uşağı, misal verelim size. Haberin olsun. Niye? Yani örnek verelim size. Çünkü yarına bir şey duyup da yalan yanlışı babam kimsenin ağzından duymasın. Gerçeğini, doğrusunu hep öyle istemişimdir. Benim ağzımdan duysun istemişimdir. Ben burada da burası sosyal medya ama her zaman söylüyorum. Bir hata da yapsam, ben de insanım. Bir suç da yapsam, ben
derim ki yaptım ama bu yüzden yaptım diye gerçekten de söylerim yani. Öyleyim yani, bir şeylerin de üstünü kapatmayı hiç sevmem. Ne bileyim yani, her şeyi tatlılığa bağlanmasını isterim. Vallahi. Çünkü kötülükten hiçbir şey olmuyor canlarım. Biz öyle işte, öyle derdim size. Öyle canlarım büyüdük. İşimizle ne böyle uğraşıyorduk. Biz böyle alıştık. Oraya getireceğim sizi işte. Ben ha gittik işte Tansaş'a bak ne derdim, nereye gittim. Diyorsunuz ya bana, yazaylar ya bana kefiliz Almancısın da. Ben Almancı değilim bu arada. Ben Trabzon Akçabatlıyım. Almanya'ya evlendim, gelin geldim. Buraya ekmek yeme yerim. Türkiye'de vatanım. Eşimin, çocuklarımın yani. Burada benim, burada benim. Burada da evlen Allah'ın yanına gidecek. Burada da evlen Allah'ın yanına gidecek. Ama siz öyle görmek istiyorsunuz. Öyle görüyorsunuz. Burada olmaktan da mutluluk duyarım. Niye duyarım? Çocuklarımın yanındayım. Eşimin yanındayım. Başlarındayım. Bir evim, bir hanımıyım. Karışanım yok. Doğuşanım yok. Allah razı olsun eşimden. O ben ne dersem onu yapar. O ne derse ben onu yaparım. Hiç yani bizim aramızda problem olmaz. Ha, dört dörtlük mü herkes hepimiz anlaşıyoruz? Yok. Onun lafı bana uymaz, benimki ona uymaz. Ama o da bana ses etmez. Gene bak ben erdilerim bir şeyleri. Bak şimdi Erdoğan'ın yanına ben fenayım. Bak kimse bunu demez ha. Bak beni dünya izliyor. Ben uşak değilim ki. Bak Erdoğan'a göre ben fenayım. Ama niye fenayım? Her şeyin peşini toplamak zorundayım. Ben babamın evinde de böyleydim. Maddi, manevi. Bazı şeylerin yükü benim biraz daha omuzumda. Nasıl omuzumda canlar? Ben biraz daha didiklerim. Böyle nasıl didiklerim şimdi? Kelimeyi seçemiyorum. Ne demek yani? Ya her şeyi düzgün isterim olmasını. Zamanında isterim. Zamanında isterim. İşte abini kıracaksam ben şimdi bunu bu akşam, yarına kalamayacak bu şimdi. Az geldi ya bak. Bunu bu akşam bitireceğim. Uşaklar yatsın da ben bunu bitireceğim. Yarına turşumu, dolaplığımı kuracağım. Böyle yani. Ama mesela Erdoğan olsa der ki bırak yat aşağı. O bırakır. Ben bırakmam. O yüzden bunlar beni işte biraz yoraylar. Benim kişiliğim yoray beni daha doğrusu. Kişiliğim hiç güzel değil. Ben daha çok mızmızım, titizim. Bir senin kızıyım da. Eşime göre ben daha fenayım. Ben söylüyorum. Ama o bazen de böyle olmak zorundayım. Erdoğan'ın hiç kimseye yanılmasını asla istemem, kabul etmem. Ama bu kim olursa olsun. En yakınımda, en uzağımda eğer hissedersem ki bu Erdoğan'ı deli yerine koyayım ya da yemeye çalışayım diye, onun Erdoğan'dan önce ben cephe alırım onu. Hiç istemem öyle şeyi. Ha bu eşim için, benim için değil ya da çocuğum için değil. 40 katlı yabancıya da aynıyım. Benim buyum. Aşkı o kapıda birisi bir şey desin birisi için. Derim ki hayırdır. Dün ekmeğini yerdin de bugün mü arkasından konuşuyorsun? Ama bunu hiç kimse yapamaz işte. Çok da der bana Erdoğan, karışma işte, seninle ne işi var? Yok, niye karışmayacağım derim. Ben de onun bir bardak çayını içmedim mi? O beni savunmayabilir ama ben yüreğim rahat etmiyor, ben savunacağım derim. Ama şimdi et dile bize Almancı, bak laftan lafa geçiyorum. İşte Tansaş'a bir türlü gidemedim, görüyor musunuz? Ha olsun. Açıldı çenem bu akşam, ey kız. Dedim ooo dedim Erdoğan dedim. Ha bu marulları, ha bu taze soğanlardan mı dedim alacağız dedim. Dedi ki niye hatun dedi. Dedim Erdoğan biz böyle bir şey içemedik. Bunlar sapsarı da öyle dedim. Ben, bunları ben yemem dedim. Dedi dedi buralar sizin bahçeler gibi değil dedi. Mecbur yiyeceksin seç de al dedi. Allah'tan ki buradakileri yani seçi de alıyorsun. Oradakileri seçmeye de kimi insan vermiyorsa ya. Sen seçerken de bırak abla peşindekini de insan alacak bırak.
çekişiyle de orada dedim ki ooo dedim biz demek dedim artık abiyle kalmış malmış tarım marı ne bulursa bunları yiyecek öyle mi dedim. Ondan sonra işte bahçe yaptık geldik gittik derken çok almadık canına çok şükür. Ya yazan cızan olayı bu işlerde olayı kiminin kimi gözü yemeği kiminin kimi olsun istemeyi. Kiminin senden bir problemi var töküğünü böyle yerlerden vuruyor seni. Kimse kimsenin ekmek yediğini canlar istemiyor. Bu 2-2-4 yani. Kim olursa olsun. Ama benim güzel takipçilerim benim için. Onlar da biliyor benim Almanya'da olduğumu. Sizler de bana yorum yapıp beğenmeyebilirsiniz. Sizler de diyebilirsiniz ki Almanya'da. Niye yapacağım? Sana yapan arada işte başkasına yap diyorlar ya. Buna bana yazarlar ki sizi görmüyorsunuz o yorumları kaldırırım. Sizleri aslında yazaylı. Buna destek olana kadar gidin olun işte başkasına gibilerden isim de yazaylı verirler orada. Kanal ismi verdikleri için o yorumu mecbur kaldırırım orada. Yani neler yapmadılar ki bana bu kanalı açtığımda canlı görüyorsunuz. Ne demediler ki? Ama siz yazaysınız da çok affedersiniz. İt ürür kervan, it ürür kervan yürürmüş. Ellerinizden öpüyorum kusura bakmayın. Beni de aynı öyle yaptılar işte. Biberimiz bile bak bak. Ben o kadar şeylerle pes edecek insan değilim. Ben Allah'ımdan gelmesin bana bir gaza böyle. Ben evlerimden. Ha baştan 4 sene oldu ben kanal açalı. Baştan üzülmez miydim? Oo üzülürdüm. Ben ağladığımı bilebilirim yorumları. En başta. Ondan sonra sizler de dediniz bana çok filiz takma odur budur diye. Ondan sonra zaten işim başımdan açmış hiç. Siliysem yorumu silirim. Silmiysem dünkü yorum mesela sabitledim altını. Sabitlerim. Adam o kadar cesaretli ki gelip Instagram'dan hakaret ediyor. Instagram'dan. İyi gidi canlarım. Bu arada Instagram adresimde Trabzonlu gelin. 1461 bitişik küçük harfle. Hepsi küçük harfle canlarım. Oradan da kanalımı ekleyebilirsiniz. Oraya da 1000 yapalım. Öyle canlarım benim. Ne güzel sohbet ettik. Yalnız paklayı bıraktım. Ne güzel de sohbet ettik. Şimdi benim uşaklarım değil ki annem videoyu hiç kapatmasa da biz de yatmasın. Değil mi çocuklar? Ya. Ya bak nasıl anlarım göreyim. Zeynep. Diyorum ki, şimdi çocuklar diyelim değil ki diyelim, hiç annem videoyu kapatmasın da biz de yatmasın. Ya. Doğru bildin mi kızım? Nasıl gülüyorlar bak bak. Ha bunları görüyor musunuz teyzeleri ha bunları bak. Kız bunları ben verene gitmeyeyim de bak ha buraya bak. Allah'ını seversen ha buraya bak. Bak. Rengarenk Rabbim vermiş bunları rengarenk. Fasulye 5 kiloluk bidon boşaldı. Bana bunları koyayım onun yerine. Anca onu doldurur. Buraya bak canlar mis gibi bu. Kışın gelin beraber yiyelim teyzeler, ablalar, bacılarım. Allah'ım takipçilerimden Nuray Demir. Buradan öpüyorum seni canım benim. 4. bebeğin hayırlı olsun. Kanalımızda bak bir tane daha hamile oldu. Ondan sonra Rabbim güle güle kucağına almayı nasip etsin. Yorumlara yazmış. Yazmış ki Filiz şimdi Antalya'da tatildeyim. 4. bebeğime hamileyim. Burada bu haberi yazmak istedim. Çok da mutlu oldum. Ben de onun bir teyzesiyim. İnşallah ilerlersek, kanalımızı kapatmazsak tanıştırırsın bizi. Büyür, kucağına alırız Sebucu. Nuray sanki kızın olacak gibi geliyor bana. İçime öyle doğdu. Bakalım buradan da bu böyle kalsın bu videomuz hatıra. Bakalım kızın mı olacak? Allah'ım önce hayırlısını nasip etsin.
Onu okuyan birkaç kişi bana da yazmış Filizciğim diye, hani yaşın geçmeden sen de bir evlat sahibi daha olmak istemez misin diye. Bunu ara ara bana soruyorsunuz canlar. Vallahi şu anda öyle bir şey düşünmüyorum. Allah olmayanlara versin. Ne diyeyim ki? Öyle bir çocuk düşüncem yok canlarım. O daha önce olsaydı, Zeynep kızım 11 yaşına girecek teyzeleri. Daha önce olsaydı belki. Benden de mi aslında, beni annem 42 yaşında doğurdu, düşünün. Ölümden dönmüş ama anneciğim beni doğurduğu zaman. Şu an değil, seni doğurdum kafam bembeyaz dedi. Düşünün. Bundan sonra da çok da rahatsızlıkları oldu doğumdan dolayı. Affedersiniz, bir de kürdaş olması falan lazımdı. Kadınsal işte bir sürü rahatsızlıkla geçirdi anacığım o zamanlar. Anlatıyor her zaman. Öyle canlar ama ben düşünmüyorum yani. Benim uşaklarıma sağlık versin Rabbim. Kazadan beladan hepimizin evlatlarını korusun. Allah'ım ayaklarına taş, gözlerine yaş değdirmesin Rabbim. Olmayana da kim evlat hasreti çekiyse hayırlısından onu ana baba onları yapmayı nasip etsin. Eğer hayırlısıysa, değilse etmesin. Anladın mı? Ben öyle diyorum canlar. Allah'ım aratmadı verdi bize. Bir kızım bir oğlum var. Çok şükür. Üç diyorsunuz Filiz, birer de ne az. Siz de Erdoğan gibi düşünüyorsunuz. O da öyle düşünüyor. Yani sizler gibi. Ama ben istemiyorum canlarım. Bana evlatlarım yetiyor diyorum ya, Allah'ım olmayana versin. Ben yani üçüncü çocuğu bakmaya kafa görmüyorum kendimde. O yüzden olmayanı da, olanları olmayan, şu anda piyasada olmayan içinde hiç ezmeyi düşünmüyorum canlarım. Ha, belki burada zor günümde yanımda bir annem, bir babam olsaydı, ben dara düştüğüm zaman diyebilseydim bunlara ki ben çünkü 9 ay hastanede yatıyorum aşerilmekten dolayı canlar. Biliyorsunuz ben bunu sıkça soruyorsunuz, ben de sıkça söylüyorum. Bir kere daha söyleyeyim madem öyle. Olsaydı arkamda bırakabileceğim benim işimi, tabii ki hiçbir annenin çocuklarına, yani anne gibi hiç kimse bakamaz. İsterse benim annem olsun, kiminki olursa olsun bakamaz. Ama en azından bir abim olsaydı yanımda, annem şimdi kendine de bakamıyor. Annem genç ölmüş olsa da burada olsaydı olabilirdi. O zaman düşünürdüm bak. Çünkü ben 9 ay canlarım hastanedeyim. Benim evlatlarım ne olurdu? Bunlar bak, camiye getiririm bunları. Maça getiririm. Ondan sonracıma okula getiririm. Okuldan alırım. Spora getiririm. Ekstra dersleri olur. Ekstra ders alırlar canlar. Bunlar oluyor yani. Kimse yapamaz yani. Anne babadan başka bunu her sabah kalk, a git getir yapamaz. Ha, yapar kim yapar biliyor musunuz? İşi olmayan. İşi olmayan yapar. Eskiden mesele olsaydı kayınvalidem yanımda, tamam yan tarafımda, o yapar. Bayılır da daha gidip yatırmaya bakma, bayılır. Ama o da şimdi hasta. O da yok. O yüzden maalesef olmaz yani. Bir de çocuklarım büyüdü canlar. Alıştım herhalde rahatlığa. Her şeylerini artık kendileri yapaylı. Bir de ucurcunaya girmek, ne bileyim ben. Rabbim diyorum ya, benim dememle de olmaz. Hayırlısını versin Allah. Vereceğiz Allah verir. Senin haberin bile olmaz. Vermeyeceğiz de ne kadar istersen iste, o da olmaz. Ama Erdoğan da sizler gibi düşünüyor yani. Onu da söyleyeyim az. Babam diye öyle, kaynatam rahmetli de çok çocuk severdi. Benim eşim de ona benziyor. Ama sade sevmelen de işte bu devirde olmayacaklar.
Sadece yemek işe yaramıyor. Ne güzel sohbet yaptık. Ben çok sevdim vallahi. Çok samimi bir sohbet oldu bu. Ben zaten samimiyim. Ben zaten sizden hiç kaçırdığım bir şey yok. Sizle ben konuştum. Ben komşularımla da konuşurum. Arkadaşımla da konuşurum. Benim kaçar göçerim yok. Ben diyorum benimle birinin arası iyi değilse kendinde suçu bulsun. Ben uyumaya kimse de uyumaz. Demek ki bir fenalık var onda yani. Hem de nasıl? Ha öyle, ha böyle bir tane var bir tane. Uy 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 uy. 7 tane başı var, 7 tane. 7 tane başı var vallahi da billahi. Tam 7 tane. Olsun, her gün dua edelim bunlarla. Canlarım ne kadar oldu ben abladan görme de görmeyirim ha vallahi da billahi. Efe! Kelabını kapat oğlum. Kapatalım mı canları? Ben Ese görmeyelim. Kaç dakika çaktım haberim de yok. Oy. Kendinize canlarım çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda inşallah görüşmek üzere. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Gönlüme de kanalıma da. Allah'a emanet olun canlarım. Hoşça kalın. Videomuzu beğenin.